Günaydınlar hanımlar, beyler. Hoş geldiniz. Yine bir tatlı eşkide daha beraberiz. Büyük sorunlar çözüyoruz biliyorsunuz. Her hafta önemli bir konu işliyoruz ve her gün ama bugün çok çok önemli bir konu ve konuğum var. Şerif Bey'i inceleyeceğiz bugün. Sadece mimiklerin güldürdüğü ama altyapısının çok da dolu olmadığı, milyonlar tarafından neden izlendiği bir türlü anlaşılmayan bir program. Ben de aynı şeyi düşünüyorum Güldür Güldür Show'la ilgili. Ben de izlediğimde pek anlam veremiyorum ama gidip yerinde izleyeceğim. Yani belki mimikleri falan bir işe yarar. Belki biraz güldürürler diye ama mutlaka Şerif Bey'in annesine buradan teşekkürlerimi. Çünkü biliyorsunuz biz her gün çok önemli konularla bir aradayız. Acayip acayip trajik öyküler, çözülemeyen bir takım aile dramları. Neden çözdüğünü de asla anlamıyoruz ama çözmeye de bir şekilde devam edeceğiz. Şerif Bey'i her bölüm burada görmek istiyorum. Kendisine kafayı taktım. Bir şekilde olmadı bulur, buraya getiririm diyorum efendim. Ve bomba gibi başlıyoruz. Bildiğiniz gibi geçen hafta Cemil Bey'in halasının aslında halası değil, kaynanası olduğunu. Kaynanasının da aslında kaynanası değil, kayınçosu olduğunu yine ben burada ortaya çıkardım. Ardından kayınçosunun da aslında bir masa bacağı olduğunu söylediğimde herkes çok şaşırmıştı. Bir masa bacağının da annesi olduğunu zanneden Cemil'in bir manyak olduğunu yine bu programda taze taze teker teker açıkladım. Peki bugün neden buradayız? Çok acılı bir aile var bugün burada. Bakın acıları yüzlerinden akıyor. Dram kokuyor. Dram dram kokan bir aile. Hoş geldiniz diyorum. Ne geldi başlarına? 35 yaşındaki oğulları böylesine güzel bir aileyi terk etti ve çekti gitti. Neden gitti? Bunu konuşacağız. Bir tanıyalım mı sizi? Başlayalım mı? Getirin. Ben Aydın. Bu hocam Çetin. Şu gelinim Mehtap. Belki de mali mutlarımız Bahadır abi. Pardon, buraya bir altyazı geçelim mi ne olur? Tam anlaşılamayabilir. Bahadır abi kim dedin Naimeciğim? Mutlar. Rahat konuş, altyazı altta akıyor. Muhtar da stüdyoya geliyor canlı yayında. Şaşılacak şey, neden buradasınız onu da anlamış değilim. Buyurun. Şimdi Yeter Hanımcığım. Evet, buyurun. Öncelikle saygılar, sevgiler. Ben sizin çok büyük bir hayranınızım. Peşinizden böyle geliyorum. Her yerine geliyorum. Teşekkür yani. Ediyorum Muhtar. Efendim ben size mahallemizin hediye babında temsili ikametgahını da yaptırdım. Teşekkürler sizin Muhtar. Sizin programınıza hediyemiz olsun diye. Çok seviyorum Nedir sizi. Nedir bu Muhtar? Temsili ikametgahı bizim mahalle. Sen rüşvet mi teklif ediyorsun yayında? Rüşvet mi teklif ediyorsun? Şerif sende gözlerim var ha. Olacak şey değil. Olacak şey değil, aldıracağım seni stüdyodan Muhtar. Ne yapıyorsun sen ya? Estağfurullah Yeter Hanımcığım, yani ben ikamet babında hani şey hediye ya. Ben böyle bir rezalet görmedim. Belgede sahtecilik yapıyorsun. Polis memurlarım rica edebilir miyim? Alabilir miyiz arkadaşım? Memura falan gerek yok ya. Memurum sayın memur. Memurum da benim hadi. Yeter Hanım hadi. Hadi. Yok hadi. Ya hediye ya, benim oğlan payit de yaptı bunu. Ayırttım. Ha. Ayırttım. Yırttım. Vallahi yırttım. Ha. Ha, yırttın değil mi? Evet. Yırttığın için kurtarıyorsun. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Hadi yırttın. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şakasıyla şöyle gider benim polisim. Geç yerine lütfen. Geç yerine. Çocuk evde yapmıştı ya. Evet. Naime, bana söyler misin? Ne zaman gördün en son evladını? Anlat. Benim oğlum bir gün işe diye evden çıktı. Sonra da gelmedi. Aradık, taradık. Sorduk, soruşturduk. Gelmedi. Ortada yok. Naime, muhtemelen senin oğlun bir gün evden çıktı, işe gidiyorum diye ve bir daha geri dönmedi. Aradınız, taradınız, soruşturdunuz ama bir daha geri dönmedi. Ya bu nasıl IQ ya? Ya senin IQ'na kurban olurum ya. Ya Yeter Hanım. Benim oğlumu bulun. Ben oğlumsuz yapamam. Benim oğlum kıymetli. Günlerdir ben onun adını. Hadi sayıklıyorum adını. Günlerdir diyor, adını sayıklıyorum diyor. Haklısın, anasın. İsmi ne oğlunun Naime? İsmini... Adı neydi la oğlumuzun? Oğlum. Yani oğlum deyince tepki veriyordu. Lan ben mi koydum çocuğun adını? Sen koydun çocuğun adını. Ben mi koydum çocuğun adını? Sen koydun çocuğun adını. La İbrahim, İbrahim. Oğlunuz adı İbrahim ya. Ama babamın adı o komşum. Böylesine sıcak, böylesine şefkatli bir aileden bir çocuk neden kaçar? Bunu gerçekten şimdi anlamıyorum. Şimdi Yeter Hanım, ben size şöyle söyleyeyim. Bir insanın ATM kartını
banka kartını. Onun haberi yokken alıp bankadaki parasını çekip harcamak suç mu? Suç. Bence suç. Şöyle bir tahayyül ediyorum. Kafamda bir tartıyorum. Tarttım. Suç ya. Ya sen niye konuşuyorsun muhtar? Gelmişsin buraya istenmediğin halde. Sen niye yargısı infaz yapıyorsun? Niye konuşuyorsun muhtar? Suç. Memurlarımı rica edebilir miyim lütfen? Memura ne gerek var ya şimdi? Memurumu rica ediyorum. Tamam, memura gerek yok. Tamam, suç değil. Suç değil. Bu adamın herhangi bir insanın banka kartını habersizce alıp o limiti diye emiklemesi suç değil. Suç değil ya. Kabul ediyorsun. Ediyorum. Bana suç ediyor musun? Ediyorum. Teşekkür ediyorum memurlarıma. Sağ ol. Devam et dayım. Ben sana şöyle bir şey söylemek istiyorum. Buyur. Anlaşılırsa eğer çok mutlu olacağım. Geçiyor, şeyde geçiyor. Şimdi Yeter Hanım. Hı. Ben Çetin'e sormak istiyorum. Tamam. Çetin. Sen değil misin oğlum memur diye onu bankaya kefil gösterip 30.000 lirasıyla ortadan kaybolan? Hayır efendim, ben değilim. Sensin. Evet, benim. He. Ama neden? Şu anda biz Kastamonu'dan başladık. Ta Bochum'a kadar dinleniyoruz. Şimdi Naime, lütfen açıklar mısın? Neden? Neden? Ben hastalığımın tedavisi için aldım o parayı. Lan ne hastalığı? Sen o parayla Ibiza'ya gitmedin mi? Ya gittim. Sen dedi Ibiza'ya gideceksin dedi. Sana dedi Ibiza'nın havası yarıyor dedi. Ibiza'nın dedi köpük partisinde seni çıkmaman lazım dedi. Ben demedim doktor dedi ha. Tam anlaşılmıyor. Ne yapman lazım dedi doktor? Senin dedi köpük partisinden dedi çıkmaman lazım dedi. Yeter Hanım, bakın. İbrahim bu kadından zorla evlendirildi. Ama bu Çetin, bu kadının ailesinin durumu iyi diye İbrahim'i buna yamadı ya. Bu bilinen bir gerçek. Yamama. Bunun adı yamamak. İbrahim kim lan? Oğlun lan oğlun. Oğlun yok mu oğlun? Çıkıyor gidiyor. Muhtar, bak geri iftira atıyorsun. Bu çok yanlış bir şey. Polis memurlarımı rica edebilir miyim? Ama her şey... Sen Türk aile birliğini bozmaktan, kanunun 427. maddesi gereğince ihlalden polisler tarafından götürüleceksin. Tamam. İbrahim'in... Ne diyorsun? Yeter Hanım, İbrahim'in bu kadına yamanmasının adı aşk. Özür dilerim, bunlar aşık. Çok aşıklar. Söyle bir daha. Çok aşıklar. İşte. Lütfen ama ya. Tamam, teşekkür ediyorum. Sağ ol. Gördüğünüz gibi tatlı eşkide yeniden yakalandın, itirafçı oldun. Çetin, nerede tanıştın gelininle? Devam edelim siz hikayeyi. Ben gelinimi ATM sırasında gördüm. Ve ilk gördüğüm anda dedim ki, tövbe bismillah, bu nasıl tip? Ama sonra iç güzelliğini gördün, değil mi? Yok, ben hiç güzelliğini görmedim. Ben banka bahiyesini gördüm. Şimdi Allah için bahiyesi güzeldi. Ondan sonra ben kendisini İbrahim'e yakıştırdım. Sonra gidip kızı istediniz. Yok, öyle olmadı. Yani İbrahim ön yargıçlı davrandı. Ön yargıç yaptı. Tamam. Kızı beğenmedi. Salak. Peki. Sonra ben babaya bakın. Ben İbrahim'in kimliğini çaldım. İbrahim kılığında gelinimle evlendim. Peki. İbrahim'e böyle bir sürpriz yaptım ve yaranamadım oğluma. Sonra da bu kızın parasını çatır çatır yediniz. Öyle değil mi Mehtap? Sen de bir şeyler söylesene kızım. Yok sen bana o kızın şirket arabasını alıp 60.000 liraya satıp 10.000 kredi, 40.000 lira borç. Ben sana dedim döviz. Adadım dolar. Adadı yok. Yok. Sen düşün. Vay düşün. Yok. İksel şıtır kaçtı. Mehtap çok iyi bu tip. Harika yapıyorsun. Ama bu sanki böyle daha bildiğimiz bir konuyu anlatsa daha iyi belli olacak nasıl bir tip olduğu. Bununla herkes seyretmiştir. Aşk-ı Memnu'yu anlatsana bize bu tip. Bize Aşk-ı Memnu'yu bir özetlesin bakalım. Yok sen. Abihte. O Adnan Bey. O taş konak. Altın barakla. Al kapına. Boynu. Oy. Giremiyor Adnan. Vay Adnan, vay Adnan. Al Behlül. Al sırım. Kapı. Vay Beşir. O kem gözlü Beşir. O dikiz. Çen. O da beye. O yetiştiriyor. Direksiyon. Aptan olma. O kim? Beni Bihter'ini. Dıkş! Behlül Kaçan. Ya
inanılır gibi değil. Yani böylesine neşeli bir aile, böylesine coşkulu şakalar filanlar filanlar. Yani bir çocuk bu aileyi niye terk eder? Yani bir yavru böyle bir aileyi niye bırakıp gider? Sebebi nedir bunun ya? Ben size hemen cevaplamak istiyorum bu konuyu. Artık ben bu konuya bir el atayım, benim bu programda bir düdüğüm ötsün. Söyle, hadi söyle. Şimdi bakın, yeter ha. Hanım. O bahsettiğimiz şahıs. Evet. İbrahim. Bu kadınla, abımla zorla evlendirildiği için bu ebeveynimsi varlıklar tarafından parası sürekli emüklendiği için artık canına tek edip bunları terk etmiş olabilir mi? Bunu pes sana be! Ne oldu yine Tüya? Pes sana! Ya sen hangi cesaretle burada canlı yayında konuşuyorsun? Muhtar sen ne memurlarımı rica edebilir miyim artık? Yeter artık ya! Niye? Bir dakika, beni suçuna yeter artık! Halkı kin, öfkeye sen sevdin! Bırakın ya! Bırakın seni, tutukla ya! Tutukla beni ya! Yeter artık ya! Atın beni Şerif'in yanına! Hadi git artık! Bir daha durun! Siz artık inşallah çocuğunuzun son lirasını... Hadi git artık! Sen devletin memurunu böyle oyalayamazsın! Biz sadece çocuğumuzu düşünüyoruz. Tamam. Ben onun ne kadar maaş aldığını bile bilmiyorum ya. Bana bir tarif etsene oğlunu. Oğlun nasıl biriydi? Vallahi 2500-3000 liradan biri gibiydi. Boyunu söyle, tipi nasıldı? Ya tipi işte böyle 2500-3000 lira alan birisinin tipindeydi. Tamam. Boyu da böyle 2500-3000 lira alan birisinin boyundaydı. Tamam. Çok güzel tarif ettin. Sağ ol. Bilgiler harika. Ben bu bilgiler ışığında bir İbrahim çizdim. Bak bakayım İbrahim böyle bir şey mi? İker Hanım. Bu kim lan? Lan oğlun, oğlun. Ha okey. Şimdi tabii biz durmadık, boş durmadık burada. İbrahim'in yerini tespit ettik ve geliyor. Hazır mısınız? İbrahim'i getirin lütfen. Hıçkırıklarla ağlıyor çocuk mutluluktan. Ya. Ne kadar mutlu, bakın ne olur. Ya mutluluktan ağlamıyorum Yeter Hanım. Karnımdan ağlıyorum şu an. Bırakın, niye bağırıyorsun? Karnımdan zorla getirdiler beni buraya. Oğlum! Yavrum! Oğlum! Bırak ya! Oğlum! Güzel. Çıkar. Ya ayakkabımı çalıyor artık baba, ne yapıyorsun? Ayakkabımı bırak bari ya. Soyuyorlar şu an beni. Aha! Bunun ağzında bir şey var! Lan dolgu, dolgu! Yeter Hanım! Ne kadar seviliyorsun be yavrum. Seni özlemişler. Niye böyle yaptın yavrum? Tek çocuk ya, üstüne düştük. Şımar. Tabii. Lan üstüme düşmediniz, üstüme çöktünüz resmen. Yeter Hanım, ben hayatımda ilk defa geçen hafta muz yedim. Bunlar alırlardı eve, tadı kötü derlerdi, vermezlerdi bana. Evden kaçmadan önce ben 45 kiloydum. İki haftada sadece tatmadığım tatları tadarak 130 kiloya çıktım. Bunlar eve pirzol alırlardı, çekiç bu derlerdi, vermezlerdi bana. Evet. Sen kilo alma diye biz vermedik sana onlara oğlum. Ya. Şuraya bak Naim'i. Bir hafta gitmiş, değirmen taşına dönmüş mübarek. Sen de şok diyetle 30 kilo vermiş, Zekeriya Beyaz'a dönmüşsün. Baba. İbrahim, aşkım. Ben sana 300 bin okut bana, yok bırakma. Oho! Siz beni niye buldunuz ya? Yeter Hanım, şokta, şokta. Şu anda şokta. Şokta olduğu için bırak, ayakta durmamız lazım. Hadi, hadi. Tamam. Burada alt yazı yok ama tam açıklayamadı şimdi. Hadi, hadi. Tamam, hadi, tamamlar. Hadi gidelim. Tamam, hadi, gidelim sağ. Yakında bir ATM'den senden ayrı geçirdiğimiz günlerin acısını çekelim. Hadi oğlum. Çiftle aynı mı lan şimdi? Efendim yine bir konuyu çözdük. Haftaya kim bilir başımıza ne gelecek. Şerif Bey'e sevgi selamlar ediyorum buradan. İnşallah güldürebilmişiz. Güldür, güldür. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle. Şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve desene.